son zamanlarda erkeklerin, kadınların da aslında muzdarip olduğu bir problem saç dökülmesi ve saç ekimi ile ilgili. Kendileri bize bilgilendirecekler. Efendim İrfan İlek hocamız, saç ekim uzmanı kendisi. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Hocam ilk sorumla hemen başlayalım yayınımıza. Tabii, efendim tabii. Saç dökülmesi nedir, sebepleri nelerdir, faktörleri nelerdir? Buyurun. Saç dökülmesinin nedenleri böyle ana başlıklarla sıralamak gerekirse genetik faktörler, hormonsal faktörler, beslenmeyle ilgili faktörler, kozmetik kullandığımız şampuan, losyon, saç bakım ürünleri gibi zarar veren, cilde zarar veren ürünlerle öyle sıralayabiliriz. Hormonsal nedenler bayanlarda da erkeklerde de tiroidlerin ve TSH'ın yüksek olması ciddi anlamda saç döker. Genetik nedenler işte hem anne tarafından hem baba tarafından genetik gen olarak genler alırız. Yani genetik faktörler saç ekimlerinin %50'sini oluşturur. Diğer %50'si de tiroid, beslenme. Evet, beslenme. Evet, beslenme şekli vitamin eksikliğine bağlı. Eğer düzenli işte atıyorum et tüketimi yoksa, protein tüketimi yoksa, çinko eksikliği varsa, amino asit eksikliği, mineral eksikliği varsa ciddi anlamda saç dökülür. Kimyasal içeriği çok ciddi anlamda cilde zarar verebilecek, işte ürtüker egzematikleri oluşturabilecek nedenlerden dolayı saç dökülebilir. Saç ekim sektörü inanılmaz gelişti Türkiye'de. Biz 15 yıldır bu işi yapıyoruz. Tabii son artık 10 yıldır sakal, kaş ve sakalla ekiyoruz. İki teknikle ekiyoruz. Kalem ve DHI dediğimiz yöntemle, bir de safir fuya yöntemiyle ekim yapıyoruz. Bu analiz yaptığımız hastaların birçoğunun sorduğu sorudur. Yani canım yanacak mı, ağrı duyacak mı evet. Operasyonda? Tabii teknoloji o kadar gelişti ki, yani tıp sektöründe de medikal cihazların desteğiyle, mesela konfor cihazıyla, ucunda iğne olmayan bir cihazla anestezi yapıyoruz. Hasta minimuma iniyor ağrı ve yani televizyon seyrederken uyuştu mu diyor, kafam uyuştu mu diyor, farkında bile değil anestezi yapıyor. Lokal. Lokal anesteziden bahsediyorum. Genel anesteziyle çok nadiren saç ekiyoruz. Hastanın talebi doğrultusunda ekiyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum.